Ben de sabah kadar otururken sabah 5'e doğru bir anket açayım dedim. Dedim ki yani altılı masa ya da ne bir ittifak ya da bir partiden en çok beklediğiniz şey ne? Seçime giderken. Hani hangisi? Ne bileyim işte. Orada 3, 2 tane anket yaptım. Bir tanesi dedi ki parlamenter sisteme geçiş mi? Ekonomik krize çözüm mü? Ya da yol havalimanı limanı mı yapsın? Sonra Buna 60 bin kişi oy kullanmış. Bakın ekonomik kriz gördüğünüz gibi bir numara. Halkımız pek parlamenter sisteme geçişte ilgilenmiyor. Hani diyoruz ya altılı masa niye bu kadar bir heyecan yaratmadı? Niye heyecan yaratmıyor? Ne oluyor ve eksik ne diye? Çünkü milletin derdi ekonomik kriz. Altılı masanın derdi parlamenter sisteme geçiş. Yol havalimanı yapsın meselesi de aslında şu. Tam uzun uzun yazamadım ama geçtiğimiz günlerde Erdoğan işte 2043 hedeflerini açıklıyor. Diyor ki şu kadar daha yol yapacağız, bu kadar daha havalimanı yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Biraz ona gönderme yapıyorum. Sonra aklıma geldi ya dedim birkaç mesele daha vardı. Neydi dedim şu şey meselesi. Mülteci sorunu. İşte orada büyük sürprizle karşılaştım. Bakın buna tabii daha az insan oy kullanmış. 35 bin kişi oy kullanmış ama bu da 100 bin, 200 bini bulur. Yarın konuşuruz üzerine. Parlamenter sisteme geçiş %8'e düşmüş. Ekonomik krize çözüm %48. Yeni yol havalimanı %3.2'ye gidiyor. Mülteci sorununa çözüm %40'a çıkmış. Bakın burası çok önemli işte. Böyle bir dip dalga var. Yani neredeyse ekonomik krize yaklaşan bir mülteci konusunda hassasiyet mi diyeyim, düşmanlık mı diyeyim artık o doğru kelimeyi siz seçin. Şimdi diyoruz ya, ya Ümit Özdağ niye bu kadar konuşuluyor? Neden bu kadar e, gündemde iki nedenden bir yani altılı partinin yapmadığı mansur yavaş meselesini çok net bir şekilde dile getirdi ki bu böyle bir hani gevelenen bir şeydi e, iki asıl bence yükselten şey mansur yavaştan çok bu mülteciler konusundaki çok net tavrı yani hiç tartışmasız bakın ben katılmıyorum pek çok görüşüne ama demek ki katılanlar var kim o katılanlar o anketi bir daha getir görüyorsunuz yüzde kırklık bir şey var yani bu ikinci ankette. Bunlar tabi bence en önemli olan şey çok doğal olması yani hani bunu örgütleyecek bir zaman yok şu ana kadar. 4-5 saat olmuş bu kadar hızlı çalışmıyor troll makineleri. Troll makinesi biraz daha böyle birkaç gün olsa önceden hazırlanıyorlar komutlar gidiyor bilmem ne oldu. O yüzden de daha ben bunları organik buluyorum. Bu arada Jon Snow adında bir karakter var. Kim olduğunu bilmiyoruz ama bayağı da takipçisi var. Ümit Özdağ, ben de kendisini yeni takip aldım yani pek. Acaba Ümit Özdağ'la biz bir tartışmış mıydık? Artık? Onu da unuttum. O kadar çok polemiğe gidiyoruz çıkıyoruz ki her gün yayın yapınca herkes çok alıngan olduğu için hatırlamıyorum. Ama Ümit Özdağ bir şey paylaştı. Dedi ki ya bakın böyle bir anket yapmışlar dedi. 185 bin kişi oy kullanmış. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye. Yakın plana gelelim. Diyor ki Cumhur İttifakı %10, Millet İttifakı %45, Zafer Partisi %34, diğerleri %11. Şimdi Zafer Partisi %34 alır mı? Bence almaz. Ama ya bunun %10'unu bile alsa şu anda altılı masada oturan 3 partiden daha fazla ediyor. Yani düşünün düşün bak %50'sini demiyorum %10'unu. Ee, tabii bu durum... Yani bir şeyleri gör, dediğim gibi ben daha önce dedim geçelim devam edelim. Göçmen meselesinde bir Millet ittifakının ne dediğini ben anlamadım. Yani bir göçmen politikası var mı? Varsa bu politika ne? Ne olacak? Bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Kemal Bey geri göndereceğiz diyor ama böyle bir şeyle hani daha çözüm önerisi şeklinde bir şey göremedim henüz. Cumhur İttifakı'nda da kafalar karışık bu konuda. Hala bir göçmen bakanlığı yok. Dediğim gibi böyle bir göçmen meselesi var. Ama göçmen meselesini ele alan, entegre eden, hem bunun nüfus dağılımıyla hem şey entegre eden bir bakanlık yok. Geçen gün Nevşin'i linç etmişler. Ben seyretmedim ama Fox TV'de katıldığı programda bir program yapıyorlar ya işte Deniz, Doğan, Murat, Çiğdem. Orada işte demiş ki ya bu Afganlı şey Pakistanlılar bunun hata olduğunu bile bilmiyor. Çekiyor sonra kendisini gösteriyor. Linç ediyorlar, dövüyorlar. Sen işte bunu maruz mu görüyorsun, normal mi görüyorsun? Ben de dedim ki ya bu görünen şeyin buzdağının tepesine bakılıyor insanlar yani. TikTok'ta şey çekmişler. 3 tane çekmiş, beş tane. Daha dip dalgada daha derin bir şey var yani. Başka bir sıkıntı var. Türkiye'nin artık bu konuyu daha oturup etraflıca konuşmalı, tartışmalı ve çözüm üretmeliyiz. Üretmediğiniz zaman ne oluyor? Marjinal söylem daha etkin ve e, daha e, net bir tavır, e, net bir şekilde izleyici veya alkışlayacak insan buluyor. Şimdi normal şartlarda baktığınız zaman buna en büyük tepkiyi MHP'nin göstermesi lazım ya bu mülteci meselesine. Tepki derken yani hani milliyetçi daha bir milliyetçi parti olduğu için hani fakat şimdi MHP ile AK Parti aynı e, hatta gittiği için e, oradaki boşluğu da bir anlamda Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi dolduruyor bence. Çünkü orada normal şartlarda Meral Akşener'in de daha net, daha böyle tavırlı gitmesi beklenir ama Meral Akşener de şu anda daha merkez sağa döndüğü için o da e, yani şu anda burada net bir şey söylen bir şey yapmıyor. CHP'den de işte Bolu'daki Bolu e, Belediye Başkanı'nı bir kenara koyarsanız net bir tavır olmadığını görebiliyorsunuz. Eee... Şimdi sözcüden de Deniz Zeyrek aslında daha böyle bir üstürüklü bir şekilde diyor ki bu işte bir yanlışlık var diyor. Normal şartlarda diyor bunu birleştiriyor, ekonomik krizi birleştiriyor. Diyor ki ya acayip bir ekonomik kriz var. Hükümet de bunu pek algılamıyor ya da iplemiyor gibi bir havaya girmiş durumda. İşte enflasyon Allah'ın izniyle inecek. Ne bileyim işte manda yoğurdu yiyelim gibi örnekleri vermiş. Ve de diyor ki hükümet medyası nedeniyle e hala millet ittifakı konuşuluyor. Neden heyecan yaratıp yaratmadığı konuşuluyor. Şimdi Deniz kibar bir insan olduğu için bir de sözcüde de yazdığı için bunu şeye olarak yorumlamış. Ya hükümet bunu bu şekilde yönlendiriyor. Acaba hükümet bunu bu şekilde yönlendirmiyor da gerçekten altının masanın gündemi, duruşu, tutumu bir heyecan yaratmıyor olabilir mi? Yani böyle bir küçük bir ihtimal de var bence. Çünkü Ümit Özdağ gibi yani neredeyse yeni kurulan bir parti, tek kişilik bir kadro yani vardır da biz bilmiyoruz ya yani. öyle bir vitrinde kimler var görmüyoruz. Bu kadar gürültü kopartırken CHP, İyi Parti, Ali Babacanlar, Ahmet Davutoğullar, Temel Beylerin aynı oturduğu masada bu kadar gürültü çıkmamasının nedeni sadece bence hükümet medyasının işte Millet İttifakı'nı bilmem ne yapması değil İleride bir dal kımıldıyor, kımıldıyor zannediyordum. Anladım ki kımıldayan odal değil benmişim. Bunun tersini de söyleyebiliriz. Yani bu Turgut Uyar'ın bir şiirinden alıntıyla söylüyorum. Ee, bence bu... Şimdi bak mesela... Kulislerde fırtınalar kopuyor. İsmail Saymaz yazmış, Fatih Altaylı yazmış. Altılı Masa'da işte şey o bunu dedi. Gültekin Bey bunu dedi. O biri bunu dedi. O malida Ali babacan bunu alındı gibi böyle bir saçma sapan tartışmalar kulislerde sızıyor. Ya yani bunları sızdıran yani Ali Say İsmail Saymaz herhalde AK Parti'nin e, aparatı bir adam. değil. yani hani bunu yazan İsmail Saymaz Fatih Altaylı bugün AK Parti'ye en büyük muhalif yazarlardan bir tanesi. E, o yazıyor. Yani bunlar hani hükümet medyasının böyle bir dayattığı ya bu Millet İttifakı'nın biz biraz itibarsızlaştıran dediği şeyler değil ki bir heyecan çıkmıyor yani orada günlük şeylerin içine takılmıştım. O aradan hop Zafer Bey çıkıyor. Oradan bakalım kim çıkacak yani ne olacak? Civciv çıkacak, kuş çıkacak belki de bilmiyoruz.